İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün portrelerde gerçekten çok çok renkli ve çok değişik bir konuğumuz var. Çok değişik çünkü siz onu yıllardan beri zaten Türk Show'dan tanıyorsunuz, yaptığı programlardan tanıyorsunuz ama ben ilk kez onunla ciddi anlamda karşı karşıya bir röportaj yapmış olacağım. Siz müzik şovlarından tanıyorsunuz. Ben de aslında bu portreler programında daha yakından tanımış olacağım sizinle birlikte. Sanırım artık anlamışsınızdır. Namı diğer Köln Bülbülü Sayın Yüksel Özkasap aramızda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Gerçekten Yüksel Özkasap deyince Avrupa'da, Türkiye'de artık bilmeyen, tanımayan yok sizi. Avrupa'nın belki abartmayacak olursak gelmiş geçmiş ilk ve tek starı. Sizden sonra bir daha Avrupa sanırım star çıkaramadı. Çıkardı mı? Teşekkür ederim önce bu güzel övgüleriniz için. Sizden böyle bir övgüyü duymak tabii benim için de güzel. Ben övgü olsun diye söylemedim ki. Bilemiyorum ama herhalde yani o dönemde sanatçılarla haşır neşir olan firma bizdik. Ben kendim de bizzat uğraştığım için çıkaramadık. Çok sanatçıya yapım yaptık Avrupa'da. Yani benden başka sanatçılara yapıldı. Ama bir Yüksel Özkasap çıkmadı. Yani şey, haksızlığı yapmayalım. Buradan gidip Türkiye'de star olanlar çok oldu ama gerçekten... Çok sonradan. Sonradan oldu ama sonradan. Avrupa'da hem Avrupa'da yaşayıp hem de Avrupa'da star olan ilk ve tek sizsiniz. Şimdi Türk Halk Müziği'nde, evet Türk Halk Müziği'nde benim. Başka öyle. Pop'ta var mı? Daha da, sonraki yıllarda popta buradan gidenler. Buradan oldu, gidenleri buradan demiyorum gidenler ama onlar oldu. Türkiye'de ünlü oldular. Türkiye'de, evet, star Türkiye'de oldu. Avrupa'da kalıp Avrupa'dan star çıkaran ve bunu Türkiye'ye de taşıyan tek sizsiniz. Tek benim, evet. Tek benim. Biraz daha söylersem biraz daha üstüne düşeceğim. Yani özellikle belirtiyorum çünkü gerçekten bizim televizyon kanalında da ilk program yapmaya başlayan siz oldunuz. O anlamda da bizimle Türk Show'la birlikte bir birlikteliği, bir tarih sel ilki de paylaşmış oluyoruz. Yüksel Özkasap deyince Köln Bülbülü akla geliyor. Niçin sizin adınız, yani bunu bir marka olsun diye mi söylediniz yoksa size gerçekten birileri Köln Bülbülü diye yakıştırdı mı? Şimdi ben kendime hiçbir şekilde böyle bir isim, bir lakap takmadım. Bunu şimdi ilk yıllarda benim ilk plağı okuduğumda, Gülom türküsünü okuduğum zaman Veder'den çekime geldiler. Şitel Mecmuası'ndan çekime geldiler. Şimdi Veder'den çekime geldiler. İşte zaten Veder'in çok faydası oldu benim popüler olmamda birden. Ben ilk üç plakla yani birden popüler oldum. Hani bazı sanatçılar böyle zaman içerisinde olurlar. Ben de değil. Onun tabii nedenleri var. Onu ilerleyen dakikalarda tabii. Gireceğiz konuşuruz. Zaten teker evet. Teker. Plaklarımız ve kasetlerimizin şimdi, hepsi burada. Tabii Veder beni tanıtıyordu. Daha sonra diğer radyolar, işte Köln Radyosu. O arada da işte Bild Zeitung, bir bilmiyorum nereden esinlendiler de bizim eve röportaja geldiler. Orada onlar bana Die Nachtigall von Köln diye bir... Yani lagap bu aslında taktılar. Terim Almanca çıktı değil mi? İlkin? Almanca. Bild Zeitung'da iki büyük sayfa röportaj çıktı. İki tam sayfa. İki tam sayfa. Onu da o zamanki Hürriyet'in yan kuruluşları vardı. Saklambaç. Evet evet. Ekleri. İlave ekler. Saklambaç'tı yanılmıyorsam. Orada da Köln Bülbülü diye onlar çevirdiler. Oradan oraya sayfalar olarak. O zamanlar Hürriyet yayınlanıyor muydu Avrupa'da? Bu Türkiye'de. Türkiye baskısı. Türkiye'de. Bu ilk yıllar. Daha yani, şey gelmemişti yani. Gelmemişti daha. Öylece işte bir Köln Bülbülü şeyi takıldı. Yani sizin adınızı 70'li yıllarda daha koydular direkt. Tabii. Köln Bülbülü. İlk yapımlar yani belki ilk ikinci sene, üçüncü senelerde falan. Şimdi bir de o aralar işte yeni kaset yapımına başlanmıştı. Plaklar yapılıyordu eskiden 45'lik. Biz de bir kaset yapmıştık. Onun başına Köln Bülbülü diye koydular. Ondan sonra kasetlere isim verme usulü çıktı. Hayır, kasetlerin başlığı olmaya başladı. Evet, ondan sonra işte diğerlerine de başka şeyler. İşte gurbetçi. Gurbetçi mesela kelimesi benden çıkmış bir motiftir. Bugün basının, halkın, herkesin kullandığı bir motif oldu. Bir türkü yapmıştım.
Gurbete geleli çok sene geçti. Şimdi zannederim oldum buralı. Böyle bir türküydü. Bu aslında bizim gurbetçi koydum üzerine. Böyle işte motifler. Motif yani. Bizim başlayacağımız türkü bu değildi, değil mi? Bizim başlayacağımız türkü nasıl oldu? Yolun düştü köylü mü? Evet. O onunla başlayacaktık. Ben özür dileyeyim. Tekrar geri alalım. Siz devam edin. Onunla yok, şimdi benim ilk okuduğum türkü Köln türküsü değildi. Biliyorum, biliyorum. Ama biz programı bu parçayla başlayacaktık. Ben size söz vermiştim ama unuttum. Şimdi Köln türküsünün sözlerini Yılmaz Bey yazmış. Onun, yani beni tanımadan önce yazılmış bir söz. Sonra onu işte bestelediler. Osman Özdenkçi hocamız, Cemil Demirspay hocamız, onlar da Ankara Radyosu'nun o zamanki hocaları. Notayı aldılar, bir kalıba usule soktular. İşte okuduk. Almanya'da 400 bin tane sattı. Nasıl başlıyordu bu türkü? Ne mektubun gelir ne de selamın. Hasret kaldığım bizim elin gülüne. Gözleri görmüyor gayrı anamın. Nasıl oldu yolum düştü Köln'e. Herkesin yolu bir şekilde düştü Köln'e. Peki bugün biz sizin yolunuzun Köln'e nasıl düştüğünü anlamaya çalışacağız, öğrenmeye çalışacağız birlikte. Ama Köln'e gelmeden önce isterseniz bir Malatya'ya gidelim. Çocukluğunuzda çok kayısı yiyor muydunuz? Şimdi ben kayısı, yalnız kayısı değil, bizim Anadolu evlerimizin dış kapısından, yani yerlilerinin, ben şehrin içinde doğdum büyüdüm. At arabaları girerdi, faytonlar girerdi. Öyle büyük avlulu, büyük bağlı, bahçeli bir evde büyüdüm. Bahçelerde, yani her bahçede, yalnız bizim bahçe değil. Kayısılar, erikler, elmalar, armutlar. Yani meyvenin bol olduğu bir yörede büyüdüm, bir evde büyüdüm. Yani şeyi hatırlıyor musunuz? İlk kayısıyı şeyden, ağaçtan topladınız. Taşlardık. Taşlıyordunuz. Kendi bağımıza damdan taşlardık. Ama ağaca falan toplardık. Çıkıyordunuz değil mi? Ağaçtan hiç inmezdim. Hiç inmiyordunuz. İnmezdim. Çok yaramaz bir çocuktum. Çok güzel bir çocukluğum geçti. Ailemizin yaşayan ilk çocuğuyum. Benden önce iki çocuk kızamıktan ölmüş. Ben de ölecek diye böyle çok... Sizi de çok önemsemez. Pekmezler böyle içirmişler. İşte Antep'ten bana özel üzüm pekmezi gelirdi. Badem, yani böyle ne bileyim, badem ezmeleri, enerji, balık yağları. Enerji böyle besledi. Neyse, ben de yaşamışım işte. Demek ki onun sayesinde de sesiniz tabii daha da güçlenmiş olabilir mi? Yoksa doğuştan mı bu? Ben sesin doğuştan bir Allah vergisi olduğu kanaatindeyim insanlara. Peki annenizde babanızda var mı böyle bir şey? Babamda hiç yoktu. Benim anneannemin sesi güzeldir. Yani anneniz sanırım taşıyıcı oradan oldu. Geliyor. Sanırım oradan geliyor. Peki ailede var mı müzikle ilgilenen sizin dışınızda? Müzikle babam ilgilenirdi ama dinleyici olarak. Dinleyici olarak. Dinleyici. Babam böyle Atatürkçü, onun ilkelerine bağlı, son derece modern. Lise 1'den ayrılmış kendisi de. Yani biraz eğitimi olan bir insandı o dönemde. Üstad Fahri Kayan da aynı dönemde lisede okumuşlar. Öyle Fahri mi? Abi üst sınıflardaymış, anlatırdı. En çok onun plağı çalınırdı. Gramofonlar vardı, evet. Köpek marka, evet. O zaman taş plaklar. Bizim evde o zaman Müzeyyen Senar'ın, Fahri Kayahan, Abdullah Yüce, hatta ben hep o eserleri, diğer sanatçılar hiç bilmezler bile, inanın. TRT'den mezun olmuşlar bile belki, bugün bir Abdullah Yüce hiç dinlemiyorum, duymuyorum ben. Evet, evet. Duymuyorum. Ben Müzeyyen abla, mesela Keklik Dağlar'da Şağlar Müzeyyen abladan. Yani babam ne kadar onlar çalmışlar, dinlemişler ki. Ben dinlemişim onları. O kulak. Ezberlemişim. Evet. Ve sonradan da buradaki plaklara, kasetlere, o eserleri sırayla okudum. Mesela şimdi Keklik'i Müzeyyen ablanın tınılarıyla okurum. Dinleyin. Ses tonumuz biraz yakındır ona. Mesela Fahri Kayahan'ı Fahri Kayahan gibi okurum. Çocukluğumda o kadar kulağıma yerleşmiş ki. Tabii bir de sesim de varmış. Sesimde demek ben ilgi duyuyordum ki okuyordum demek ki. O kadar çok hatırlamıyorum ama. Peki ilkokulda falan mı keşfettiler yoksa siz kendiniz mi? Yok, şimdi zaten ilkokulda hani müzik dersleri vardır biliyorsunuz. Biliyorum. İlkokulda vardı. İşte o hoca bir şeyler okuturlardı öğretiler. Falan ama. Arada bir de bana hatırlıyorum. Penceresi cam cama muallim. Muallimi. Bu türkü yok, şarkı türkü okuturlardı bana. Sonra
daha sonradan 4. sınıfta bir müsamerede ilk okudum ama benim müzikle olan müziğe başlamam İstanbul'dadır. Ben İstanbul ilkokul 3. sınıfın yarısında babam ve amcalarım deri tüccarlarıydı. Yaş deriyi kuruturlar, tabakhanelere götürürlerdi. İşte bir sezon Gaziantep'e gider. Bir sezonda işte birkaç kez de üç kardeş de kamyonlara yağarlar. Herkes kendi malını İstanbul'a tabakhanelere götürürlerdi. O dönemler Haliç'e. Ha, gide gele büyük amcam oraya yerleşti. En büyük amcam. Babam da çok sevdi İstanbul'u. Ortanca amcam Malatya'da kaldı. O gitmedi. O biraz daha muhafazakardı. İşte İstanbul'a yerleştik. Orada büyük amcamla babam Beyoğlu'nda bir deri üzerine pantolon, yelek ve gömlek bir atölye açtılar, konfeksiyon. Bir dikim yapılıyordu. Onları satıyorlardı birlikte. Öyle bir. Orada işte 5. sınıfın yarısını ben Malatya'da okudum. Orada bizim yan komşumuzun benim yaşımda bir kızları vardı. O benim arkadaşımdı. Sokakta oynuyorduk. O mandolin çalıyordu. Ben ilk kez bir enstrümanı onda gördüm. Şimdi sonrasında ben yani kulak verdim. Ve özendim ona. Zaten şimdi öyle bir şey ki bir dediğimin iki olmadığı bir evdi. Babam yapmasa amcalarım yapardı. Mesela amcamın çocuklarını da babamı amcalarım büyütmüş. 6 aylık iken babası vefat etmiş. Amcalarım büyütmüş. Yani böyle çok birbirine bağlı. Yani bir o evin çocukları, hepsinin çocukları. Böyle büyüdük biz. Büyük bir aile. Böyle büyüdük. Yani bir dediğimiz iki olmazdı. Şimdi ben ona merak sardım. Geldim, akşam babam eve geldi. Dedim baba, işte komşudaki Nurdan, ismi Nurdan'dı. Nurdan'ın işte bir mandolin var. Ben onu çalmak istedim. Babam mandolin ne olduğunu da bilmedi. Mandolin ne kızım dedi. Ne yapacaksın mandolin falan. Sonra neyse ne olduğunu şey yaptık. Ben tabii ne kadar söyledim demek ki bilmiyorum. Bana bir mandolin alındı. Aynı hocadan ders almaya başladım. Mandolin çalmaya başladım. 4. sınıf mı 5. sınıf mı ilk dönemler? 3. sınıfın yarısında. 3. sınıfın yarısı. Evet, o dönemler. 5. sınıfın yani belki ilk yarısından biraz daha önce de tekrar Malatya'ya göç ettik. Tutturamadılar o işi. Bilmiyorum ne oldu. Beceremediler herhalde. Amcam kaldı ama biz tekrar döndük sonra. Malatya'ya döndük. İşte orada ben mandolinle başladım. O dönemde de Zeki Müren böyle yeni meşhur olmuştu. İşte bizim evde onun Muhabbet Kuşu. Yani öyle ağır şarkılar okuyordum ki Mehmet Bey. Yani bunu inanmazsınız belki. Yani bu, şimdi bakın, sanatçı doğulur sözüne inanıyorum ben. Gerçekten yani. Hani ne kadar eğitim görürse görsün insan, içte bir şey yoksa ve ses yoksa, bu ikisi olacak mutlaka. Evet, o zaman bir şey olmuyor diyorsunuz. Ben Muhabbet Kuşu'nu okuyordum. Yani şöyle bir kulak vardı. Demek ki talentim vardı. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi mesela Muhabbet Kuşu çok zor bir eserdir. Yani. Ama bazı insanlar gerçekten duyduğunu birebir alıyor kulakla. İşte ben Zeki Müren nasıl okuyorsa Zeki Müren gibi okuyordum. Müzeyyen Senar nasıl okuyor? Aynı şekilde. Aynı şekilde alıyordum böyle. Tınılarla okuyordum. Yani kompütür gibi demek ki çekiyor bazı şeyleri. Evet, yani bu onu isteseniz, talent meselesi. Ben bunu her zaman söylerim. Ben dinlerken bile aynı şeyi tekrarlayamam. Yani benimki almıyor demek ki. Herkes de farklı oluyor. Şimdi bilemiyorum tabii. Böyle işte şarkılar söylemeye başladım. Kendi kendime tabii yani. Mandolin de çalıyorsunuz, dersler alıyorsunuz. Mandolini çalıyoruz ama mandolin çok küçük bir müzik aleti imiş yani. Sonra neyse biz işte orada... Ama o kadar küçümsemeyin. O mandolin sayesinde başladım. Müziğe başlamış oldum. Başladım. Evet. Yok, ben müziğe dinleyerek başladım. Babamın müziğe olan merakı evdeki o plaklar. Taş plaklardan diyorsunuz. Her çıkan plağı da sanırım ki alıyordu babam. Bakın, tanıdığım, o dönemde dinlediğim sanatçılar sayayım size. Mualla Mukadder. Ondan Beklerim Her Gün Bu Sahillerde'yi ezberlemiştim. Bir okurdum. Bugün okuyamam. Bir okurdum. Denediniz mi? Mesela.
Yok şimdi o klasik daha başkadır yani. Siz ama daha sonra hiç klasik müzik okumadınız değil mi? Çok okudum. Nasıl okumadım? Okumadım. Muhabbet Kuşu'nu okudum. Gurbet şimdi... Hayır hayır ama gerçek klasik sanat müziği türünde okumadım. Okudum. Okudunuz mu? Muhabbet Kuşu en ağır. Yani Latafacı Kristo'dan, yani şimdi bu Ütri'den sonra en ağır. Kasetlerin içerisinde sadece klasik müzik... Plakta var. Plaklarda var. Kasetlerde de var. Kasetlerde de var. Mesela long playlerin birisinde olması lazım. Bunların bir... Ha, şimdi... parça diyorsunuz siz. Eserler. Ha ben bütün şey albümü diyorum. Bir albüm klasiktir. Yusuf Nalkesen Hoca ile yaptık. Burada vardır. İlginç o. Yani... Vardır burada. Resmini getirdim ha, ben. Bunların içerisinde boğulursak şey, bulamayız ama zaten yavaş yavaş orada, bunları geçeceğiz. Var Yusuf Nalkesen Hoca'nın şeylerinden. Şimdi mesela Perihan Altındağ Sözeri'nin okuduğu bir şarkı vardı. Gurbet Elde Her Akşam Battı Bağrımda Güneş. Ağır klasiktir. Onu okudum. Kasetlerde var yani. Sonra Abdullah Yüce'ye ona çok merak sarmıştım. Onun bütün o eserlerini okudum. Ha ben bunu şundan dolayı soruyorum. Onları buluruz Yusuf mutlaka. Yusuf Nalkesen Hoca'yla var burada resimlerimiz. Yani sizin daha bak, çok şurada. Çünkü... Türk halk müziği için ben oraya geleyim. O yüzden sordum aslında. İşte burada ben bir long play yapıldı Yusuf Nalkesen Hoca'yla. Birlikte. Onun eserleri de vardır içinde. Köln Bülbülü İzmir'de. Evet. Almanya'yı kasıp kavuran ses sanatçısı Yüksel Özkasap Nalkesen'den beste aldı. Biraz gazete kupürü bunlar. Gerçekten çok çok eski ama çok değerli. Hepsi artık şey tabii onlar ciddi benim, arşivler. Servetim. Ve gerçekten servetim. De çok iyi saklıyorsunuz. Çok çok güzel. Dosya halinde. Bunların hepsi dosya halinde dosya ama biz halinde. Görüntü almamız için hepsini çıkarttık teker teker. Biraz altın değerinde olan şeyleri ciddi şey yapmak lazım. Şimdi evet. Daha sonra işte biz babamın işleri orada rayında gitmeyince biz yani Malatya'ya döndük. Bu Malatya'ya dönmeden önce şu klasik müzik, Türk halk müzik bir de arada siz fantezi de söylediniz. İşte şimdi oraya geleceğim. Evet. Şimdi geldik Malatya'ya geldik. İşte ilkokul 5. sınıfta, 4. sınıfta da İstanbul'da da bir hani 23 Nisan'da müsamereler olur bilirsiniz bunu. Öyle bir müsamerede çıkarmışlardı. Hep Zeki Müren'in şarkılarını okumuştum. Sonra 5. sınıfta yine öyle Malatya'da çıktım. İlkokul bitti. Demek ki çocukların ne olacağı 23 Nisanlar'da ne okuduğundan bağlı. Biz şiir okuyorduk. Öğretmenler sınıfta okuturdu. Ben de şiir okurdum. Siz de okur muydunuz? Ticaret lisesine ama başladığım sanatçılar zaman... Sanatçılar demek ki şarkı, türkü okuyor. Ben şiire de çok, tarih dersi, edebiyat dersi en çok böyle ilgi duyduğum derslerimden. Şimdi ilkokul bitti. Ondan sonra işte ticaret ortaokuluna başladım. O arada da ben bir yine bir arkadaşım oldu orada da keman dersi alıyordu. Malatya'da mı? Malatya'da. Hı hı. Bizim sınıfta bir arkadaşım. Babası da onun yarbaydı galiba yanılmıyorsam. Keman dersi alıyordu. Şimdi yani benim müziğe olan interesim en önde geliyordu. Diğer derslerinizden. Evet, yok, diğer derslerim ayrı. O okul derslerim, okul derslerimde de ben çok başarılı bir öğrenciydim. Yani elime aldığım işi ben yapmaya çalışan bir insan. Hani çok ama iyi yaptım, kötü yaptım ayrı. Peki ama, bu Allah vergisinden sonra en önemlisi o. Bir işi gerçekten yapmaya çalışmak ve bitirmek sonuna evet, kadar. Evet, şimdi ondan sonra geldim yine eve babama. Baba ben keman dersi almak istiyorum, ne dersin? Şimdi annem hiç... taraftar değildi. Annem okumamıza bile taraftar değildi. Annem hiç ilkokula bile gitmemiş. Okuma yazması olmayan bir hanımdı. Şimdi o kalmıştı dedi annem. Bu sefer çünkü ben de biraz büyüyordum artık. Neyse ben babamı git gel babamı. Fikri Bey isminde bir arkadaşı vardı. O da keman çalardı. Neyse babam Fikri Bey'le konuşmuş. O bir kemanı varmış fazladan bana verdi. Bir de hoca tarif etti. Cemil Hoca. Cemil Bey isminde bir hoca dedi işte demiş çok iyi bir hoca iyi yetiştirir. Neyse ben keman aldım Cemil Hoca'ya gittim Fikri Bey'in şeyle tavsiyesi beni aldı hemen işte sesimi falan dinledi önce çok işte söyledim biraz mandolinle meşgul oldum falan. Şimdi derse başladık bir ay geçti iki ay geçti şimdi alafranga ders veriyormuş hoca ben alafranga alaturka nedir bilmiyorum. Gidiyorum ben hep böyle hemen bir söyleyemem derdimi çalsın okuyayım. Bu oraya girmek istiyorum hemen onu çalayım.
6 ay gittim geldim ama gittim geldim. Şimdi hep batı şeyleri basıyor. Hiç anlamadım, hoşuma gitmedi. Sonradan bıraktım ben onu. Kemanı bıraktım. Çekmeyince tabii ki insan. Sonradan anladım ki öğreniyorsun. Alaturka bir Alafranga varmış. Ama sanatçı olduğum yıllarda çok üzüldüm. O şansımı orada kapadığıma çok üzüldüm. Ama o biraz da Cemil Hoca'nın tabii şeyi anlatsaydı. Onun stili Alafranga veriyormuş. Batı tarzı ders veriyormuş hoca. Ama anlatsaydı bunun iki çeşidi var. Ben ne bileyim işte beni gönderdiler. O da hoca aldı işte. Aldı beni. Neyse onu bıraktım. O orada gitti. Şimdi ticaret lisesinde her sene son sınıfların mezuniyetinde bir edebiyat gecesi düzenlerlermiş. O yılda böyle bir gece düzenlediler. Ondan sonra bir gün sınıftayım böyle bir baktım içeri idareden biri geldi. 1015 Yüksel Özkasap beni çağırdılar. Ben de korkarak gittim. Müdür muavini 3. kata gideceksin dedi. Sen orada bekliyorlar. Gittim. Gittim kemanlar çalıyor, udlar çalıyor, tamburlar çalıyor. Bir koro oluşturmuşlar falan neyse. İşte dediler böyle böyle bir gece var. Neyse babamdan müsaade aldık. Babam olur dedi. Tabii okul ne olmasın. O koroda ben hem koroda okudum hem de 3 tane şarkı okumuştum. Söyleyemem derdimi kimseye derman olmasın diye. Sesimde şarkısı aşkın Yemen'i bağladım telli başına. O 3 şarkı. İşte böyle böyle şeyim müzikteki interesim gittikçe gelişti. O gecede de şiire merak sardım. Şimdi bazı büyük ablalarımız, abilerimiz de işte her sınıftan şiirler okudular. Kemal Şişmanlı isminde bir abimiz vardı işte mezun olacak sınıfta. O da bir Charlo diye bir şiir okudu. İşte Annabelle diye bir şiir okudu falan. İşte o şiirler benim Beni Unutma diye bir şiir okudu birisi. O şiirler çok hoşuma gitti. Ondan sonra böyle bir şeyini bulunca gittim Kemal abinin yanına. Bana o şiirleri yazar mısınız Kemal abicim? O da bir güzel defter almış. Belki 5-6 tane şiir yazmıştı. Getirdi bana verdi. Devamını sen yaparsın diye. Ondan sonra da şiirler toplamaya başladım. Yazmaya değil, toplamaya başladım. Şiire de merakım öyle başladı. Anladım. Peki, ticaret lisesini bitirdikten sonra siz bir ara Malatya'dan bu kez Ankara'ya geçiyorsunuz galiba. Bitirmeden. Ankara'ya geçtim. Şimdi Ankara'da teyzem vardı. Benim eşi müteahhitti. Bu İrfanlı Barajı'nı yapan mühendis müteahhitti. Hı-hı. Allah rahmet eylesin, ikisi de vefat ettiler. Çocuğu olmadı o teyzemin 7 sene. Ankara'da yalnızdı. Bey de 3 ayda bir gidiyordu. İşte İrfanlı Barajı'nı misal yapıyor. 3 ay sonra geliyor. Onun yanına önce başka bir kuzenim gitti, kaldı, geldi. Ondan sonra bana dediler. Ben de Ankara memnuniyetle gittim. O teyzemi de çok severdim. 2 sene onun yanında okudum. En güzel yıllarım orada geçti tam diyebilirim. Yeni Mahalle Lisesi'nde. Yeni Mahalle Kız Lisesi'nde. Ama ticaret değil, o kız lisesi. O normal. Ve kız lisesinden de mezun oldunuz. Oradan mezun oldum. Ankara'dan. Ankara'dan. Yani siz sonuçta Ankara lise diplomalı. Evet, Ankara'da. İki sene. Ankara'da. O Yeni Mahalle'nin yeni inşa edilmiş en güzel zamanları. Oradan tekrar Malatya'ya döndüm. Ama bu tam Almanya'ya geliş dönemleri değil mi? Artık liseyi bitirdiniz. Ondan sonra Almanya'ya mı için geldiniz siz? Şimdi benim 4 aylık bir memuriyetim var. Bir de arada bir memur oldunuz yani. Oradan geldim. Kadroya geçmedim. 6 ay sonra geçiliyor Türkiye'de kadroya. Evet. Ben o kadroya geçmeden Almanya'ya geldim. Tekel'de başladınız. Tekel Genel Müdürlüğü'nde. Genel Müdürlük'te. Ankara'da? Hayır. Malatya'da da vardır genel müdürlükler. Fabrika ayrıdır, genel müdürlük binası ayrıdır. Ben genel müdürlük binasında çalıştım. 4 aylık bir memuriyetim var orada. İşte oradan da buraya geldim. Anladım. Yani sizin aslında Almanya'ya gelişiniz bir işçi olarak falan değil değil mi? Şimdi ben çalışmak amacıyla gelmedim Almanya'ya. Turist. Gibi sayılır. Turist geldim, turist Ömer gibi. Şimdi kuzenim yani, Malatya'ya geldi. Esasında yine Ankara'ya dönecektim. Evet. Ankara'ya dönmeyi düşünüyordum.
Ama o dönemde o kuzenim gelince hadi gel Almanya'ya gidelim dedi bu sefer. Yani biraz da ben Ankara'ya dönecektim. Orada bir iş bulup çalışacaktım. Eniştemin de orada. Daha doğrusu o ara babam Muş'taydı. Evi yalnız bırakmamak için de geldim. Ama sonra tekrar baktım gitmem gerekiyor. Almanya'ya geldim. Peki ama yani geri dönecektiniz siz çalışmak için? Ben 2 ay, en fazla 3 ay sonra dönmeyi düşünüyordum. Ama, o kadar çok mu hoşunuza gitti Almanya'ya? Yok, Almanya benim hoşuma gitmedi. Almanya'yı hiç sevmedim esasında da. Bir tabii böyle Kaufhof'lar bana biraz değişik geldi Almanya'nın. Ama niye kaldığımızı söylemek istemiyorsunuz. Şimdi niye kaldığım yok. Neden kaldığımı söyleyebilirim. Şimdi o zamanlar Almanya'da herkes toplu olarak haimlerde yaşıyordu. Evet. Nezihat Bayram konsere geldi Almanya'ya. 5000 Stadthalle'ydi yanılmıyorsam. Sporthalle'ydi. Sporthalle. 5000 kişilik salon. Sporthalle olması lazım. 5000 kişilik salon tabii. Dolduruyor. Esas konserler o zaman yapılıyordu. Bu halk konserleri falan başlamamıştı değil mi daha? Nasıl? Turne. Yani bir ara halk konserleri olmaya başladı 70'li yıllarda. O sonradan. Zeki Müren'in çıktığı dönem. Birçoğunda sizin şey yaptınız. Ben katılmadım o hiç. Hayır. Türk olanın da şeyi tabii. İçinde oldu. Şimdi Nezahat abla gelmişti, Yıldıray Çınar gelmişti, Saniye Can'dı, işte Ankara Radyosu ekibi, pardon İstanbul ekibi gelmişti, İstanbul Radyosu. Alekber Çek Hoca, Tuncer İnan, işte bir Emin Aldemir, bir büyük bir onların grubuyla geldiler. Sanırım birkaç şehirde konser verdiler ama bilmiyorum. Biz Köln'dekine gittik. Gerçekten 5000 kişi. Çok güzeldi yani. Kuzeninizle gittiniz. Grup gittik. Çok kalabalık gittik ve 5000 kişi doluydu. Evet. O kadar güzel bir konserdi. Nezahat ablayı da ben örnek aldığım sanatçılardan da biridir Nezahat abla benim. Şimdi bu konserde mi tanışıyoruz Yılmaz Bey'le? Yok, ben Yılmaz Bey'le daha tanışmadım. Yani şimdi konseri Alekber o kadar Çiçek, anlattınız ki. Şey bitince, konser bitince biz kulise daldık. Kulise gittik Alekber Çiçek hocanın yanına. Şimdi arkadaşlarım, özellikle kuzenim çok öne sürerdi beni. İşte Nezahat ablaya gittik biz daha doğrusu. Nezahat ablayı ben çok severdim. O da bizi gayet güzel karşıladı. Böyle bir işte resim çekildi. Bize imzalı resimler verdi falan. Ve ondan sonra Alekber Çiçek Hoca geldi. O arada kuzenimin de sesi çok güzeldir dedi. Alekber Çiçek Hoca gel de bir dinleyelim dedi. Ben orada birkaç tane Nezahat ablanın okuduğu türkülerden okudum. Alekber Çiçek Hoca dedi bir imkan bul da şurada bir gazete yapalım. Ya da İstanbul'a gel dedi. İstanbul'a gelir gelmez beni ara dedi hoca. Şimdi ben zaten benim planımda tekrar İstanbul'a yerleşmek vardı. Yani ben İstanbul'da bir iş bulacağım. Çünkü amcamlar orada oturuyorlardı. İstanbul'da bir iş bulacağım ve orada çalışacağım. Bilahare'de İstanbul Radyosu'na kapak atacağım. Hedef İstanbul. Hedefim İstanbul'da. Evet. Çünkü İstanbul'u ben de çok seviyordum. Çocukluğum da orada geçti. Kuzenlerim orada, amcam orada. Ondan sonra bir abla vardı. O kadar isim ve şey hatırlıyorsunuz kaldı. Ki yani ben bile şaşırıyorum bu saatte bu kadar şeyleri. Ablanın ismi neydi? Nevzat abla vardı. Yok pardon. Nezahat ablaydı galiba yanılmıyorsam. Neyse. O işte Yılmaz Bey'in de Yılmaz Bey de o ara Weidengasse'de bir onun export dükkanı varmış. Hanzarenk'te mi? Weidengasse'de mi? Weidengasse'de. Weidengasse'de. Daha sonra siz Hanzarenk'e geçtiniz. Sonradan Hanzarenk'e geçildi. Orada dedi ben birini tanıyorum. Belki tabii Yılmaz Bey'in o dönemde Almancası olduğu için. Tabii en az 10 senelik falan 15 senelik burada kaldığı için bir yani bazı imkanları olan var. Bir insan. Neyse Yılmaz Bey de hani bir plak yapılır mı? Yılmaz Bey de işe çok olumlu bakmıştı. Ondan sonra Alekber Çiçek Hoca, diğerleri gittiler. Tuncer İnan, Hamdi Özbay.
Biz bir gün için stüdyoya gittik. Hiç çalışmadık Mehmet Bey, inanmazsınız. Prova yapmadık inanın. Ama Ali Ekber Bey kaldı. Kaldılar. Sizin için kaldılar. Kaldı. Yok zaten onların işleri vardı zaten. Onlar dolanıyorlardı. Yani turne olarak dolanıyorlardı. O aradan istifade. Biz Aryola stüdyosuna girdik. Şimdi bende bir repertuar vardı. O ara Yıldız Tezcan, Nuri Sesgüzel çok meşhurlardı. Evet. Onların türkülerini okudum. Şimdi zaten ilk üç plakta Gülom şarkısı hariç. Yani 60'lı yılların sonu mu, 70 oldu mu? Yok, 70 değil. 60'lı yılların sonu bu. Şimdi ilk önce stüdyoda bir tanesi işte Gülom türküsü hariç, diğerler piyasanın türküleriydi. Gülom türküsü de Ali Baba Özbay diye bir bestecinin, ama Gülüm Beni Terk Edecek diye bir şarkı. Gülüm. Bu şimdi ilk... İlk plağımın kapası. Kapağı. İlk üç plağımdan birinin kapağı bu. İlk üç plağından. Plaklar biliyorsunuz ayrı ayrı eserler. Hep ayrı eserler. Üç plak okuduk. Birer tane değil mi? Birer eser. Altı eser. İkişer arkalı önlü. Arkalı önlü ikişer eser altı oluyor. Altı eser. Altı eser oluyor. Onların şimdi, kapağı bu. Kapağı. İlk kapak. Şimdi İlk albümünüz Gülom adı. Gülom. Tabii. Gülom, Ayrılık. Ayrılık. Gözlerim görmez oldu. Çeke çeke bu dert beni öldürür. İşte nasıl oldu yolum düştü köyüne? O sonradan. Emo. Ha, onlar sonradan, daha sonra. Daha sonradan o. Eserlerin hepsi var burada çünkü. Şimdi, nereye gidem gönül senin elinden. Şimdi ben orada stüdyoda okurken esas işin patlama, yani bazı şanslar, bazı açık kapılar, bazı böyle boşluklar. Yani ben bir boşlukta bir şans eseri sanatçı oldum. Ama bakın buradaki insanlarımıza borçluyum ben şöhretimi. Şimdi ama boşluk diyorsunuz da bazı şeylerin yerli yerinde olması lazım. Her şey, yani sizin sesiniz güzel olmasa, iyi yorumlamamış olsanız, Ali Ekber Çiçek olmasaydı, Yılmaz Asocal olmasaydı bunlar olmazdı. Şimdi yine tabii olmazdı ama burada bir boşluk vardı. Şöyle, insanların hasret çektiği bir dönem, hiçbir şey yok. Yani şimdi oraya geleceğim. Ben okurken Veder'den bir kameraman geldi. Veder'den çağırdılar. Çünkü haftada bir gün bir Türkçe yayın vardı. Televizyon yayını vardı. Sizin vatanınız bizim vatanımız. Evet, o olması lazım. Tabii tabii. Başka şimdi, olmadı zaten. Ben Gülom, ben tabii orada alt eser okudum ama Gülom'u çekmişler. O da o hafta şimdi toplu otur... İlk stüdyo çalışmanızda ilk, 6 tane birden okudunuz. Tabii. 6 eser okudum, 3 plak. 3 plak çıktı. 3 plak. Evet. Şimdi... Ve VDR o gün o ilk... Geldi, çektiler. Allah Allah. Evet. Almanya'da ilk bir sanatçı kaset yapıyor, evet. Ve VDR'de geliyor. Bakın burada Stern mecmuasında da vardır. Şimdi çok şeyi de bulamadım bakın. Aynı gün Stern gelip çekti bunu. Bunu da Stern, aynı gün Stern mecmuası da yazmıştır. Evet. Bunu şimdi şurası, şu kısa bölüm. Gülom'u okurken. Here. Şimdi orada tabii herkes burada hasret çekiyor. Herkes evinden ayrılmış, eşinden ayrılmış, çocuğundan ayrılmış. Yani bir şekilde bir gurbeti sessiz sedasız yaşıyor herkes. Bu türküde Gülom, hele Gülom, oy oy ben Gülom diye böyle çıkınca yanık bir sesten, böyle Ali Ekber Çiçek Hoca'nın mızrabından. Mesela o plak bizim Türk Show'un şeyinde var. Onu Ali Ekber Çiçek Hoca'nın sazını iki defa okudum onu. Bir evet. Ankara Radyosu'yla okudum. Evet. Ondan sonra tabii plaklar çıktı. İşte 10 gün mü sürdü bilmiyorum, 15 gün mü? Plaklar kapışılmaya patladı. Gülüm plağıyla patladı. Zaten başka bir şey yok. İlk. İlk. Ama işte o VDR'in çekiminin çok büyük etkisi oldu diyorum. Yani ben. Bizim sizin vatanınız, bizim vatanınız, evet. Programı sizi bir anlamda... Bir ünlüde... an, tabii. Yani reklamın şeyi. Ne tuhaf değil mi? Ben de ilk televizyon reklam yapmaya orada başladım. Öyle mi? Tabii onun devamı vardı daha sonra. Doğru, mutlaka. İşte ondan sonra... Sunucunuz, sunucuyu hatırlıyor musunuz? Yok, hatırlayamam hiç. O dönemde. Hatırlayamıyorum. Ama işte ondan sonra Yılmaz Bey
Hanzaring'deki mağazayı bulmuş. Peki bir şey soracağım. Oraya geçildi. Biraz konuyu dağıtalım. Siz hep müzikten anlatıyorsunuz ama Yılmaz Bey'i ilk gördüğünüzde ben bu adamla evleneceğim dediniz mi? Öyle bir niyetim olmadığı için öyle bir şey düşünmedim. Düşünmediniz. Düşünmedim, hayır. Yani o ilk bakıştaki hayır, şey yoktu. Değil, yok, hayır. Siz tamamen zaman içerisinde, siz tamamen şeyi İstanbul şimdi, Radyosu yerine Alman Batı Alman işte, televizyon kısmet, veren diyorsunuz. Şans, ben diyorum bazı mesela sizinle olan işe başlamamız, biz Amerika'ya gidiyorduk. Evet, evet. Oraya geleceğiz. Şeyi tam bileti iptal ederek programları başladınız ondan sonra. İşte bir orada da bir aksilik çıktı. Evet. Bize büyük bir aksilik çıktı. İşte ondan sonra karşı tarafa geçildi. Ben yine Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyordum. Yılmaz Bey dedi ki, Türkiye'ye dönmeyin. Bir şeye başlandı. Ben karşı tarafta büyük bir mağaza tuttum. Oraya geçeceğim dedi. Geçeceğiz. Orada mutlaka size uygun bir iş olur. Bir iş verelim, çalışın kalın dedi. Ondan sonra onu düşündüm. Yani o hoşuma gitti. İyi dedim. Bir başlayayım, beğenmesem yine giderim. Yol benim. Ondan sonra işte orada sizin bugünkü yaptığınız işi Sevim isminde bir eczacılık okuyan bir hanım kız vardı. Birlikte orada Ferzant Abdaylık'ı kurduk. İşte kartaylar. Biz tabii biz de müşteriye satıyorduk. Yani siz şimdi bizim yaptığımızı, gazete ilanıyla yaptığımızı siz televizyonda yapıyorsunuz. Dağıtım diyorsunuz. İşte tabii yalnız plak değil ama. Şimdi pick-up'lar, işte Optimus'lar, işte konsert boyu radyolar, ne bütün bunları pazarlıyorsunuz. Saatler, Hislon, Zenit, Ortopedi, şu an aklıma gelmiyor. Ve yanında da plaklar. Aslında Türk o ilk dönemki eksportçuluğu Yılmaz Bey başlattı. Yılmaz Bey başlatmış. Gerçek anlamda. Başlatmış. Ama evet. O klasik eksportçuluk, yani bizim şu anda ucuz mal satan değil, gerçek anlamda eksportçuluğu o başlatmış evet, oluyor. Evet, doğru. Yani plakçılık da işte böyle, benim plaklarımla da bu iş başladı. Ondan sonra... Peki, oraya gelmeden yaptığınız plak sattı bu kadar. Siz parasını alabildiniz mi? İlk telif ücreti aldınız mı? Hatırlıyor musunuz böyle şimdi bir şey? Şimdi ilk Gülom plağını çok az para aldım. Şimdi söylersem çok komik olur ama tabii... Niye olsun? Şimdi Yılmaz Bey de yani yapımcı değildi. Ben sanatçı değildim, profesyonel yani öyle plak okuyan. Şimdi 300 euro, 300 mark aldım. İki plağı 150'şer mark aldım. İki Gülon plağından para almadım. Onu firma yeni kuruluyor ya. Onu da firmaya ben hediye okudum. Hediye okudum. Yani size 150'şer marktan 300 mark 300 aldınız. 300 mark para aldım. Telif hakkı aldınız yani siz. Aldım. 300 yani mark aldım. Çok güzel bir şey. Ondan sonra ama Gülon, o plakların hepsi güzel sattı ama Gülon büyük bir furya yaptı. 6 ay içinde o kadar çok sattı ki şimdi bir Gülon niye o kadar çok tuttu? Televizyonda o yayınlandı. Ben ona yorumluyorum. Ha şey VDR'deki programda o yayınlandı. Ondan sonra şimdi belki inanmayacaksınız. Firmada böyle bizim plak tezgahı vardı. Dinletiyorduk. İşte 7 mi 6 mı 7 galiba. Dinliyorlardı işte 10 plak. Beğendiklerini alıp gidiyorlardı. Öyle satıyorduk. Ben Cuma, cumartesi tezgahta satış yapıyordum. Ama ne satış yapıyordum Mehmet Bey? 10 plak bir tane hediye imzalı. Ne satıyordum? Böyle işte böyle başladık plaklara. Ama tabii öbür Türkiye'den gelen sanatçıların plakları da vardı tabii. Şimdi onlar sonradan firmaya sanatçı olarak girdiler. Yılmaz Bey Türkiye'den siz plak 10 plak getirip... derken sizin kendi 10 plağınızı alana bir tane de hediye veriyorsunuz öyle mi? Veriyorduk tabii. Benimkiler şimdi zaman içerisinde Yılmaz Bey... Türkiye'den ithal edip evet. Bazı plakları satıyormuş ama yani kendi sanatçıları değildi. Evet. Benim sesimle başladık yani yapımcılık ayrı bir şey. Biliyorum. O zaten bizim konumuz zaten o değil. Biz kısa sürede Alekber Çiçek Hoca'yı Almanya'ya davet ettik. Yine Tuncer abi bir ekiple geldiler. 10 tane plak yaptık. Yani plaklar satmaya başlayınca 10 tane bana plak yapıldı. Hatta Alekber Çiçek Hoca da böyle 7-8 tane de o yaptı. Böylece sanatçılar başladı. Daha sonra o dönemin Yıldız Tezcan, Nuri Sesi Güzel, Ahmet Sezgin, Adnan Şenses, peki, Selim Tandürek onları firmaya aldı Yılmaz Bey.
Önce Türkü Fonu'na mı başladınız? Türkü Fonu'na başladık. Başıma gelenler ondan sonra. Şimdi bu ilk kase, ilk plaklardan birinin kapağı. İlk plaklardan birinin kapağı ve Türkü Fon yazıyor zaten orada. Daha sonra Türkü Ola oluyor. Daha sonra Türkü Ola oldu. Bunda iki tane mi var? Yok, bir tane. Ha, arkasında şey de yazıyor. Malatyalı Yüksel Özkasap evet, da yazıyor. Onu Yılmaz Bey yazıyordu. Öyle mi? O öyle. Yılmaz yani. Bey Malatyalı değil. Değil. Şimdi o zamanlar daha, işte bazı sanatçılar hani Urfalı işte ne sana böyle şeyler vardı. Onu Yılmaz Bey kendi düşünmüş koymuştu. İşime yaradı ama. Çok Malatyalı vardı. Hemşerilerim bir arkama geçtiler. Siz Allah razı Avrupa'da olsun. Avrupa'da bayağı çoksunuz ama. Malatyalı epey çok kalabalık. Şimdi orada hemşerilerimin hakkını da hiç inkar etmem. Bana nasıl destek oldular? Beni bir böyle ortalarına aldılar. Bu şömine sizin şömine mi yoksa şey mi? Özel stüdyoda mı çektirdin? Yok, bu Zut House diye bir yer vardı. Bir restoran. Evet. Plat Simon. Evet. Bilmem sonradan kapandı gittiniz mi? Orada çekildi. Bizim evde. Bizim evde de vardı şömine. Eski evimizde vardı. Şimdi ondan sonra Türkiye'den Grafson Plak müdürünü Avrupa'ya gönderdi. Beni İstetti. Grafson'a almak için. Transfer edecek. Etmek için. İşte Coşkun Plak. İki plak oku, bir daire alayım. Benim daha hiçbir şeyim yok. Garibanın biriyim. Ne dairem ne babamın evi. Şu, ondan sonra... Şu resimler de güzel. Bir de o dönemlerde bayağı şey sanat... Meftun yani kapaklar... Olgaç. Onu bir gazeteci çekmişti. Meftun Olgaç. Saklambaç gazetesinde... Kapak resimleri falan bayağı özeniliyormuş o zamanlar. Şimdi Yılmaz Bey her şeyin en iyisini yapmıştır. Yalnız bana değil. Bana belki daha bir özel yapılmıştır. Ama bütün sanatçılara yani gerçekten her şeyin en iyisi yapılmıştır. Peki ben merakla bekliyorum ne zaman Yılmaz Bey evlenme teklif edecek sizi diye ama siz hala İstanbul'a gittiniz bu sefer de. Hadi oraya şimdi, da gidelim. Şimdi İstanbul'a şöyle tabii İstanbul'a gidip geliyordum şöyle gidiyordum. Bazen senede 3 defa gidip geliyordum. Bir şarkı moda oluyordu. Hemen gidiyordum. O şarkı için 3 tane misal işte o ara Orhan Gencebay moda bana saz çalardı. Daha sonra Arif Sağ. Şimdi iki grupta saz heyeti vardı. İstanbul Radyosu, Ankara Radyosu. Daha sonra da bir de piyasa sazları oluştu. Piyasa radyonun dışında. Evet. Biraz böyle daha bir müziği böyle biraz daha arabeskleştirdiler falan. Bir iki öyle eserlerde çalıştım ben. Yani okudum. Gidip geliyordum. Ondan daha aranızda bir şey yok. Yok, bir şey yok. Sonra Malatya'ya gittim tekrar. Kardeşlerimin sünnet düğünü vardı. Evet. Malatya'ya gittikten sonra o dönüşümde evlenmeye karar verdik. O dönüşümde. Yani ben hep geri dönerim. Hep geri dönerim diyordum. Bir buçuk sene sonra. Aşağı evlendik. Şimdi ben hep geri Türkiye'ye dönerim. Öyle kalıyordum burada. Fakat sonra baktım buraya da alışmışım. Buradaki sosyal yaşam. Buraya da alışmışım. İşim burada. Ama yani bana Türkiye'den işte Coşkun Plak olsun, Grafson Plak olsun, o günkü plak firmalarının hepsinden teklifler yağmaya başladı ama ben de böyle Yılmaz Bey'le beraber başladık. Onu da yani işi yarıda bırakmak istemedim. Yani böyle vefalı bir insanımdır. Çok klasik bir insanım. Dedim orada başladım. Orada götüreyim demek. Kısmet buymuş. Ama ilginç değil mi? Yani hem hoşlanmıyorsunuz bu ülkeden hem de kopamıyorsunuz. Yani kendi köyünüzü de döndükten sonra fark ediyorsunuz ki buradan kopamıyor. Gurbet demek ki bu. Şimdi şöyle yani burada bazı bulduğumuz şeyleri işte mesela yani ekonomik yönden olsun, sosyal yönden olsun. Tabii ki mesela burası biraz daha farklı. Şimdi Almanya'nın beni rahatsız eden şey iklimidir. Tabii bir de işte aileden ayrı olmak o da elbette ki hepimizi çok üzüyordu. Ama şey çok ilginç yani gerçekten tuttuğu için mesela sözler de genellikle sizin ve Yılmaz Bey'in müzikler bu çoğu sizin. Gurbet Diyarı, Hamala Dönderdin Beni Almanya, Dönmez Oldu Gurbet Ele Gidenler. Yani hep böyle... Açma gurbet yaramı motifi. Doktor. Zaten motif olarak gurbeti işledim ben.
Evet. Yani ister istemez kendi çektiğim hasret. Evet. Biraz kendi, gerçekten sizin yaşadığınız, kendiniz yaşamamış olsanız onların hiçbirini, bunların hiçbiri çıkmazdı. Çıkmazdı. Tabii ki çıkmaz. Şimdi şöyle, ben gurbetçilerin yaşadığı her şeyi kendim yaşadım. Birebir yaşadınız. Yani onun için beni sevmelerinin nedeni o. Ben onları anlattım farkında olmadan. Kendimi anlatıyorum. Kendinize anlatıyorsunuz. Herkes kendi üzerine çekti. Çünkü yaşam biçimi aynı. Motifler aynı. Yani aynı hayat yaşandı. İşte onun için mesela geçenlerde bir düğün vardı. Yani görmenizi isterdim. Ay böyle sahnede artık bacaklarım titredi, yere çöktüm. Böyle o birinci generasyon ayağa kalktılar. Ağlamalar mı ağlamalar? Ağlıyorlar, hep ağlıyorlar. Burada da seyirci ağlıyor. Ben şeyden çok iyi hatırlıyorum. İlk sizinle aslında bir düğüne bu klip çekmek için gittiğimizde orada hatırlıyorum mesela. Gerçekten ağlıyorlardı insanlar. Ağlıyor. Şimdi burada izleyenler erkekler ağlıyorlar. Dikkat ediyor musunuz? Erkekler ağlıyorlar. Erkekler ağlıyorlar. Yani tabii ben de çok zor bir hayat yaşadım burada. Kolay bir hayat yaşamadım. Şimdi gencecik bir insanın Almanya'ya gelmesi, aileden, yani yaşım da çok genç, aileden uzak kalması, sonra çok böyle rahat büyümüş bir çocuk olarak zor, yani kolay değil. Buraya alışmak da kolay değil ama orada diyorum hemşerilerimin Malatyalıların desteği büyük. Evet. O kadar çok desteğini gördüm ki. O kadar. Peki Yılmaz Bey geldi, evlenme teklifi mi etti, yoksa yani hem iş yeri hem birlikte çalışıyorsunuz. Şimdi, hem üretiyorsunuz. O bizi iş birlikte, yani bu iş bizi bir araya getirdi tabii ki. Bu iş, çünkü stüdyoda beraberiz. Yani şey sorarlar, firmada ya. Firmada beraberiz. Mantık evliliği mi yoksa aşk evliliği mi diye Yok, sorarlar. Yok öyle bir aşk diyemem ama yani mutlaka ikimiz de bunu istemeseydik evlenmezdik yani. Evlenilmezdi. Bir de hala yani ne derseniz deyin siz, sizin programların arkasında 2 saat yapar. O şimdi, kadar yoğun çalışır. Çok zor bir insandır aslında, taşınması yani çok zor bir insandır. Ama işte çok iyi tarafları vardır, güzel tarafları vardır. Mesela ben İstanbul'a giderdim, ben mütevazi bir insandır, biraz tasarruflu, tutumlu bir insanım. Ben de harcarım yerinde ama yani tutumluyumdur. Ben mesela evimiz yoktu o zaman, ben telefon açardım kardeşime. İşte Hilton'dan bana bir kişilik bir yer ayır, bir kız arkadaşım. Aynı yatakta beraber yatarız, ya da kız kardeşim. Ben giderim, kral dairesi ayrılmış bana. Artık bir gece mecburen yatıyordum, yani ayıp olmasın. Ertesi gün ben yine oraya inerdim, yine oraya. Yani böyle cömerttir, yani müsrif denecek derecede cömert bir insandır. İşte yani birbirinizi taşıyabiliyorsanız ya da biri diğerini taşıyorsa, yürüyor demek ki. İşte yani birlikte güzel bir iş ortaya, bir firma ortaya çıkardık. Çıktı. Sadece firma değil, çok güzel eserler çıktı ortaya. Çıktı, büyük eserler ama çıktı. Başıma neler geldi şu onları da bilmiyorsunuz. Yani tabii ki bir sürü sorun gelecek. Sorun de oralara geldi. Da geleceğiz de ama sonuçta en önemli olan şey Yüksel Özkasap bugün ilk ve tek star diyorsak bu da bir eserdir. Yani bunu yaratan insanları da özellikle sizi tabii, aynı zamanda Yılmaz Bey'i gerçekten burada tabii takdir etmek şimdi lazım. Şimdi tabii ki bir eliniz, iki elin sesi derler. Mutlaka iki, mesela birlikte oturup sözler yazdık. Ferdi Klein'la yaptığımız 10 tane eser vardır, bir long play. Orada mesela Mersi Şeriye Türkçe sözü oturup ikimiz yazdık. En çok tutan parçaların şimdi bir bölümü çok, ona ait ayrıca değil mi? Şey Beyaz Atlı, Nasıl Oldu Yolun Düştü Köln'e. Var, Yılmaz Bey'in öyle yazmış olduğu sözler var. Sizinki de, yani oralarda da tamamlıyorsunuz. Belki o rekabetin de getirdiği, yani ben daha iyi yaparım siz... Yok değil. Yani ben besteci olarak kendim. Bir besteci olarak daha hiçbir zaman yani öne çıkmadım yani. Sanatçı olarak. Sanatçı olarak çıktım ortaya. Yani var ufak tefek çalışmalarım var ama öyle ben kendimi bir besteci olarak görmem. Daha sonra benim plaklarımı kopya etmeye, şimdi esasında çok emek verdim. Çok çalıştım. Yani şimdi 300 tane plak okumuşum. 300 tane 300. Plak.
Yani belki daha da fazladır. 600 eser. 45'lik. Tabii, evet. Yani şunlardan... Senede 15 plak okuyordum ben, bakın. Şunlardan Zeki, 300 tane mi var? Var, var tabii. Şimdi Zeki burada Müren... Burada 3 tane var sadece. Ben buraya nereye sığdıracaksınız? Yani Zeki Müren 8 tane okurmuş yılda. Ben 15 plak okuyordum. Diğer sanatçılar 45 dakikalık gazete okurdu. Ben 70-90... Her şeyin ilkini bende denerlerdi. Bende. Daha kolay tabii. Sanatçı gazeti bende denediler, long playler bende denendi, işte CD'ler bende. Daha sonra bizim firmada çalışan şoförlerden biri benim plakları aldı, götürdü İstanbul'da, güzelce kopya etti, satmaya başladı. Bu şu anki tanınmışlardan değil, değil mi? Kenan Östen isminde bir bey. O zaman bizim firmada şofördü kendisi. Kopyaladı Türkiye'de. Tabii resmen bastılar, benim plaklar çıktı. Daha benim plaklar Türkiye'de yok. Daha sonra Yılmaz Bey'in en küçük kardeşi Türküfon firmasının Türkiye'de şubesini açmak istedik. Pek gönüllü olmadı önce Yılmaz Bey vermeye. Sonra verdi. Söyler o. Ben gitme dedim ama Yüksel Hanım gitti. Yok, o sonra. O sonra mı? Hayır, o sonra. Değil, o önce. Orada da Doğu İş Hanı'nda işte yer açıldı. Masraflar bizden. Ses Yüksel Özkasaf'tan. Hiç bu... O satan 700 bin beyaz atlının hasılatını da o yedi. Ben bir şey almadım, bir şey kazanmadım. Yani oralarda hiç para kazanmadım. Beyaz atlı 700 bin mi sattı? 700 bin tane sattı Türkiye'de. Ahmet Sezgin'in Sevmek Günah mısı 700 bin sattı. Şükran Ay 1 milyonla Ağlayan plakta o hepimizi geçti. Şükran abla. Beyaz atlının kaseti var mı? Vardır kasette. CD'de vardır. Bu CD'de var. Ama Beyaz Atlı diye bir kaset vardır. Ayrıca bir Beyaz Atlı diye kaset vardı, var, değil mi? Var, tabii var, var. Daha sonra... Evet. Tabii orada bir takım çok üzücü şeyler yaşadık. Hem Yılmaz Bey hem ben. Yani çok üzüldük. Biz yıllarımızı buraya hasrettik bu kadar. Ben o kadar anamdan babamdan ayrı kaldım. Bir emek. Kendi emeğimi işte başkaları... Anam mesela 400 bin sattı o zaman. Ayrı düşünce anladım. İşte öyle yani benim 100 binden aşağı inen plağım yoktu zaten. 100 binden aşağı satan yoktu. Yani Almanya'da ne kadar satıyordunuz o dönemlerde? Şimdi Almanya'da da yani benim Gülom plağı 6 ayda 150 bin tane sattı. 150 bin 6 tane? 6 ayda ben Gülom'la meşhur oldum. Nasıl oldu, yolun düştü Köln'e'nin? Bir ara 400 bin derdi Yılmaz Bey, bilmiyorum. Yani rakamını bilmiyoruz. Çok sattı. Yani uzun vadelerde çok sattı. Uzun zamanda. Peki Almanya'da da kopyalama olmadı değil burada mi? Burada da oldu. Burada da bazı firmalar yaptı o zamanlar. Yapıldı, yapılmadı. O dönemde de 2-3 tane vardı değil mi rakip olarak Türk olanın karşısında? Rakip değillerdi. Bizi kopya ederek başladılar. Sonradan kendileri yapım yapmaya başladılar. Yani bu minareci, minareci. Önce vardı. Seyhan müzik miydi? Sonra mı Uzelli çıktı minareci? Öyle birkaç tane birkaç oldu. Birkaç tane var. Ne oldu bize? Onu ben de çok iyi yakından tanıyorum. Ondan sonra Beyaz Atlı, Fırat, Emo, Gülom, Gelin. Bunlar çok tutanlar bu CD'de. Evet, bu en güzel, en beğendiğim CD'lerimden biridir. Sizin İsmail Derker'le yaptık birlikte. Hit parçalarınız. Hit parçalarım. Peki, Türkiye'de bu Türküfon deneyi tutmadı ve siz aslında... Yok, buradan... tutmadı değil, tuttu. Hasılatı başkası yedi. Sonra işte mahkemelik oldular Yılmaz Beyler falan. Neyse, çok uzun bir hikaye. Kardeş ilişkileri. Ha, ondan vazgeçtik. Sonra ben çok hırslı bir insanımdır. Türkiye'ye gittim. Ondan sonra Unkapanı'nda, eskiden Doğu İş Hanı'nda. Zaten o zamanlar Grafson, Edifon, Odeon sahibinin sesi. Hep yabancıların elindeydi. Plakçılık. Öyle mi? Tabii. Türkler hiç yoktu çok eskiden. O taş plaklar hep onlar yapıyorlardı. Yabancı dediğimiz İstanbul ecnebileri mi yoksa? Tabii Türkiye ecnebileri. Ondan sonra işte Doğu İş Hanı'nda Sayan Plak, Coşkun Plak çıktı. Bilmiyorum başka bir iki var mıydı, yok muydu? Yoktu sanırım ki. O arada işte Yavuz Bey, İmaz Bey'in kardeşi Türküfon'u açtı. Artık onu bizim olarak görmüyorum. Sonra ben gittim o Doğu İş Hanı'ndan Unkapanı'na taşınmaya başlamışlardı. Müzikçiler. O arada ben gittim işte bir yer kiraladım oradan. Bize çok zarar verdi.
O kendi plaklarımdan aldığım bir evim vardı Suadiye'de, yalı katı. Çok da güzel bir daireydi. Hiç oturmadım, oturmak da nasip olmadı. Onu sattım, işte biraz ilave yaptım. Hiç Yılmaz Bey'e de söylemedim. Gittim onun kapağında bir yer açtım. Bir de başına müdür koydum. En büyük erkek kardeşimi de götürdüm, firmaya koydum. Ondan sonra... Yavuz Bey'e inat. İnat değil yani. Şimdi plaklarımı kopya diyorlardı. Ha. Ben Almanya'da ne okuyorsam Türkiye'de çıkarıyorlardı. Şimdi en azından dedim yani hem kendi yapımlarım doğru dürüst Türkiye'de çıksın, hem de 3-5 kuruşta ben kazanayım yani, cebime girsin. Öyle türkü olayı. Ondan sonra tabii Türkü Fon Yavuz Asocal'ın şeyinde kaldığı için çok zordan para ödeyerek o şeyleri geri satın aldık. Evet, evet. Ondan sonra Yılmaz Bey Türkü Ola diye bir marka kendisi, iki markayı da kendisi bulmuştur. Biraz şey Ariola'dan herhalde zaten, ama çok güzel bir isim. Tabii, güzel bir buluş. Evet, çok güzel. Biz o zamanlar Ariola'da, Elektrolo'da hep okudum. Ben daha sonra Kornet'te uzun yıllar okudum. Ben müzik, daha sonra işte playback sistemini Ferdi Klein'den öğrendik. İlk, yani Türkiye o kadar büyük kültürler taşıdım ki. İlk kendi playback sisteminde siz mi götürdünüz? Ben okudum, burada gördüm. O Ferdi Klein'le yaptığımız yapımlarda playback okuttular bana. Yani altyapıları hazırlıyorsunuz. Evet, burada öyle okuduk. Ondan sonra her üç ayda bir Türkiye'ye git gel, git gel, o da biraz fazla geliyordu. O arada Yücel Paşmakçı'yı çağırdık, İstanbul Radyosu'ndaki hocalardan. Yücel Bey geldi. İşte Anam Anam'dır ilk playback. Yani. Ayrı düşünce anladım. İlk playback ona yapıldı. Geldi işte ses ölçümü aldı, eseri notayı aldı, etti gitti. Playback'i gönderdi, ben de aldım. Gittim Ariola Stüdyosu'nda kendim okudum. Montajını yaptık, gayet güzel ortaya çıktı. Ondan sonra playback çalıştık. Türkiye'ye playback sistemi böyle girdi. Peki siz İbrahim Tatlıses'le birlikte kaset yapmışsınız? Yok, birlikte kaset yapmadık. Aynı sazların üzerine, aynı orkestranın, playback'in üzerine okuduk. Benim sesim kadın da erkek sestir. Onunki biraz daha ince sestir. O da aslında erkekle kadın sesi. Hiçbir erkekle, hiçbir kadınla beraber okuyamam. Ses tonu çok farklıdır. Orada ses tonumuz aynıdır bizim. İbrahim Bey'le. Aynıdır. Vallahi bunları teker teker geçeceğiz ama siz anlatın. Çok zor. Şimdi daha sonra tabii Türkiye'yle dediğim gibi o diğer büyük sanatçılar da Yılmaz Bey'i aldı. İşte Nuri Sezgüzel, Ahmet Sezginler, Yıldız Tezcan çok çok sattı. Fakat Yıldız ben Tezcan da çok ünlü oldu değil mi? Çok. O ben daha Türkiye'deyken Nuri Sezgüzel, Yıldız Tezcan. Evet. O yani Ahmet Sezgin, Nezahat abla, ama o ikisi çok plak sattılar. Ama o çok ilginç olan yanı, o dönemler ben Türkiye'deydim, o yüzden biliyorum. Buradan geliyordu plaklar. Bu şimdi o nasıl oluyordu? Bakın onu işte diyorum, buradan insanlarımız büyük bir kültür taşımacılığı yaptılar. Yaptılar. Yalnız tabii, ben değil, hepimiz. Bavullarda, arabalarda gelirdi. Şimdi geliyorlardı, Ayva diye bir pikap, Ayva marka pikap satıyorduk biz. Evet. Ayva marka bir pikap, işte 10 tane, 20 tane çeşitli sanatçılardan da plak alıp köye götürüyorlardı. Genelde kırsal kesim buraya gelmişti biliyorsunuz. İşte köy, yani esnek köylerde, şehirde her evde radyo yoktu Anadolu'da. Köylere girdik direkt. Ben zaten köylerden meşhur oldum Türkiye'de. Tabii köyler biliyorum. Yani köylerden meşhur oldum. Bütün şeylerde sizi çalarlardı. Çok ilginç. Karadeniz, Anadolu, Ege. Evet. Yani buradaki işte diyorum, buradaki gurbetçilerin benim popüler olmamda çok büyük katkıları vardır. Yani onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Azdır diyorsunuz. Peki ondan sonra tekrar gelip Türkü Olayı kurdunuz. Türkü Olayı kurduk. Ondan sonra zaten Türkiye'de Türkü Olayı açınca bütün sanatçılar, şimdi Yılmaz Bey de markları açınca biz firma olarak, Türkiye'de genelde sanatçıya pek bir şey vermezler. Saz sanatçılarına, ses sanatçılarına biz markları, keseleri açınca bütün sanatçılar, herkes bize getirmeye başladılar. Türkiye olaya gelmeye. Yani o da, girmek için uğraşırlardı. Sizin sanatçınız olmaya, sizin sözleşmeniz tabii, olmaya. Tabii. Ya bunların içerisinde Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses. Şimdi şöyle söyleyeyim. Önce Bülent Ersoy. Bülent Ersoy. Bülent Ersoy'u bize firmaya almak istemişler. Bizim un kapanındaki çalışanlarımız.
O zaman da 700 bin lira gibi büyük bir para istemiş. İşte Bülent de daha yeni meşhur oluyor. Tabii 700 bin lira çok büyük bir paraydı o zaman. Çok çok büyük bir paraydı. Böyle Yılmaz Bey bir hafta falan böyle bir düşündü. Ay verilsin mi, verilmesin mi? Yani neler alınırdı 700 bin lira? Neyse. Ben bir long play yapmıştım. Onu dinledim. O Tuti Mucize'yi Guyem diye bir eski klasikleri okumuştum. Evet. Onları dinledim. Ondan sonra dedim verin 700 bini. Paranız varsa verin. Bunu da alın. Aldılar. Firma tabii biraz daha büyüdü. Şimdi bir isim olunca o firma yani isimlerle büyüyor. Büyüyor tabii. Tabii. Ondan sonra bir gün firmada işte firmayı tam cumartesi kapatmak üzereydik. Kapatmak üzereydik. Ben de böyle tezgahta saatlerin oldu tezgahta böyle bilmiyorum bir şey yapıyordum. Bir şeyler yazıyordum. Karşımda da televizyon. TRT yeni kurulmuş daha Türkiye'de. Özel televizyonlar yok. TRT yeni. Yeniydi. Türkiye'den bahsediyorsunuz. Tabii Türkiye'de yeniydi. Evet. Pardon. Ondan sonra orada bir ses böyle birisi bir maya okudu böyle bir. Barak tarzı. Böyle ses o kadar kulağımı böyle tırmaladı ki. Hoş geldi kulağıma. Böyle kafamı kaldırıp televizyona ve ekrana baktım. Üç tane genç böyle biraz otantik şeyler giymişler. Hem halay çekiyorlar. Bu da arada bir şey çekiyor. Birisi. Biri. Kim oldu belli değil. Neyse. Onu kapadık. Firmayı kapadık. Ben iki ayrı arabayla eve gidiyorduk. O zaman Şipik'te oturuyorduk. Şimdi yolda giderken böyle hep kulağımda kaldı. Eve geldim İlmaz Bey'e. Dedim ben bugün çok böyle iyi bir ses keşfettim. Bir yandan da yemek hazırlıyor. İlmaz Bey bir ara beni bir azarladı. Onun azarlarını bilirsiniz. Canım dedi hele bir yemeğimizi yiyelim. İşte bir sonra neyse. Yemekte de söyledim yine. Dedi ki o kadar beğendiysen yarın Feridun Bey'e aç telefonu şey, gitsin sorsunlar. Boştaysa gelsin. Neyse öyle yaptılar. O da çok memnun olmuş. Geldi ayağında kundura. Plaklar. Ayağında kundurayla İbrahim Tatlıses bizim firmaya girdi. Ve o da benim gülüm misali birden böyle raket gibi yukarıya fırladı İbrahim. Ayağımda kundurayı siz yaptınız ilk. Yok, playbackleri İbrahim'e yaptık. Evet. Aynı playbackler benim ses tonuma uyduğu için ben de okudum. Da Yılmaz Bey dedi ki o zaman İbrahim Tatlıses o daha yeni firmamıza da yeni girmiş. Dedi seninkini daha geç çıkaralım. Benimki 6 ay sonra çıktı. Çıkardık. Sonra İbrahim çıktı. İşte İbrahim Tatlıses'i öyle aldık firmaya. Yani ondan sonra Zeki Müren geldi. İşte Adnan Şenses. Bizim firmamızda Sevim Tanürek o dönemin popüler olan sanatçılarından yani hemen hemen hepsi firmamızda hem Türkiye hem Avrupa halkları bizde olmak üzere okudular. Bazıları da işte Orhan Gencebay olsun. O başka bir firmada okuyordu. O zaman İstanbul Plak'taydı yanılmıyorsam. Herhalde ortaklardı. Evet. İşte Ferdi çıktı. Onlar da Avrupa haklarını uzun yıllar hep bizim firmamız aldı. Uzun yıllar. Yani aslında siz o dönemlerde Türkü olayıyla Avrupa'da ve Türkiye'de bütün müziği elinizde bulunduruyordunuz. Bulundurduk evet. Ne yani oldu? Benim Türkiye'de Türkü olayı açmam yanlış olmadı. Ben Türkiye'deki Türkü olayı açmasaydım Türkü olayı bu kadar büyük olamazdı. Evet. Avrupa'da bir kaset plak firması olarak kalacaktı. Yani biz oradan çok büyük paralar kazandık. Peki ne oldu da bu büyük firma daha sonra devam etmedi? Şimdi nerede devam edemedi? Önce bu Raks firması. Eskiden Türkiye'yle tekeldi. Raks önce imalat yaptırdığımız fabrikaydı. Biz daha doğrusu şöyle biz buradaki yapımlarımız hep Bonn'da bir kaset fabrikası vardı. Bir de Berlin'de. Burada imalat yapıyorduk biz. İmalatı burada yapıyorduk biz. Daha sonra Türkiye'ye yaptırmaya başladınız. Yok, Türkiye'de çıkanlar Türkiye'de yapılıyordu. Evet. Şimdi ne zaman Raks çıktı? Raks orada daha ucuz imalat yaptığı için bir defa imalattan burayı vurmaya başladı Raks. He, Raks. Şimdi burada Alman parası olarak, mark olarak veriyorsun. Orada Türk parası, işçilik ucuz, imalat ucuz. Orada
Daha sonra da raks prodüksiyonlara girdi. Şimdi bizim sanatçılarımız söyledi. Yani sanatçılar yani bir şekilde para kazanmaları gereken, hakları da genelde yenen insanlardır. Gerçekten. Ya aslında gerçek paralarını gerçekten alsalar öyle oradan oraya gitmezler. Tabii, alamadıkları için tabii. Şey yok. Şimdi raks da biraz bizim daha önceki yaptığımız sistemi yaptı. Büyük büyük paralar vererek sanatçıların hemen hemen çoğunu aldı. Ben raks öyle, şimdi onlar öyle başlayınca biz buradaki şeyi geriye çektik zaten yavaş yavaş. O tehlikeyi gördük. Biz geriye çektik esasında. Bir geriye çekildi. Geriye çektik. Şöyle, eğer geriye çekmeseydik şahsi servetimizi kaybederdik. Evet. Onu gördüğümüz için geriye çektik. Yani bizim kendi şahsi servetimizden bir zararımız olmadı. Sonradan biz ana bantları da çok güzel paralarla sattık. Mesela Raks'a 2 kamyon ana bant sattık biz. Şimdi firma kapattığımız için bazı düşüncelerde iflas ettiler, bittiler. Öyle görüldü değil. Biz tedbir aldık. Aslında biz daha sonra mesela Akbaş Müziği'ye çok büyük bir satış yaptık. Çok da güzel bir rakamla sattık yani. En son kalanı sattık. Evet. Şahin Özer'e sattık daha önce. Şimdi şöyle, ben daha önceden firmayı tasfiye edip Amerika'ya göç etmek istiyordum. 80'li yıllarda oradan gittik, ev aldık. Amerika'da bir takım yatırımlar yaptık. Ama firmayı biz tasfiye edemedik. 2500 çeşit böyle kaset düşünün. Evet. Böyle 2500 çeşit her sanatçıdan bir ana band. Ana bir hatları sürü para vermişsiniz. Yapılmış. Sizde, evet. Çöpe atamıyorsunuz. Satmak istiyorsunuz. Kimse alamıyor. Çok büyük bir arşiv. Evet. Ondan sonra parsellemeye başladık bunu. Ama biz onu yine de yani 10 senede zor sattık. Anladım. Alan olmadı. Alamadılar. Peki, ama sattık bitti. Bu şirketi işleri aslında Yılmaz Bey, bırakalım biz biraz sanata dönelim tekrar. Bu ödüllere gelelim şimdi. Sizin bir sürü ödülünüz var. Orada da bizim programlardan da bilirler, altın plaklarınız var. Bu şimdi altın plak kazanmışsınız MİDEM tarafından, öyle mi? MİDEM şimdi, o zamanlarki Müzik Sanatçıları Derneği mi? Tabii. Canes Müzik Festivali de orada yapılır. Film Festivali de orada yapılır. Müzik de. O sene biz Cannes'da ilk festivale katılan firmayız. Ama orada MİDEM Fransız firması mı? Şimdi Ariola'nın o günkü direktörü Gaizo vardı. Gaizo Mampil. Evet. Şimdi bizim buradaki plaklarımız, ben eskiden hep Ariola'da okurdum. O yani Ariola, Elektro, daha sonra Kornet'te okudum. Hep burada basılırdı plaklar, ama kasetler değil. Evet. Kasetler Berlin'de, Bonn'da, başka firmalarda. En çok plağı basılmış sanatçı olarak Mampil bizzat kendisi bana o plağı ödül verdi. Siz bir de Araplar arasında da tutmuşsunuz. Burada haberlerde öyle yazıyor. Özellikle festivalden sonra Arapların gözdesi şimdi oldu. Şimdi oraya tabii biz yalnız Arabistan'a değil, ya tabii yalnız benim kasetlerimi değil. Mesela Ferdi Tayfur'u Rusya'ya sattı. Barış Manço'yu Japonya'ya sattık. İşte hep o MİDEM. Yani biz sanatçıları çok İsrail'e sattığımız sanatçılar var. Çok güzel şeyler yapıldı. Yani çok güzel hizmetler yapıldı. Peki. Piyasa bozuldu. Ve bakın şimdi un kapanını biz bilinçli olarak kapattık. Bilinçli olarak. Çünkü artık hiçbir şey getirmiyordu. Satılırken kardeşlerim çok üzüldüler. Hep bizde çalışıyorlardı. Ama şimdi abla tam zamanında satmışsın diyor. Şimdi satmak istiyorlar. Un kapanındakiler satamıyorlar. Tabii. Şeyi çok merak ettim. Hiç film teklifi gelmedi mi? Çünkü çok geldi. Nasıl? Hep buraya geldiler. Şimdi ben... Niçin oynamadınız? Şimdi bakın orada oynamak üzere yani kabul etmeyi düşündüm. Türkiye'ye gittim. Evet. Hatta Ankara'dan Cemil Demirsipahi benim hocamdır. Hanımıyla geldi. Avukattır aynı zamanda. Avukatımızdır aynı zamanda. Geldiler. Oradaki şey, ortam hoşuma gitmedi. Vazgeçtim. Hocam da dedi çok isabetli bir karar verdin. Film de olmasın. Olduğun yerde kal dedi bana. Hocam da öyle söyledi. Çevirmedim. En son bir Necati Cumali'nin Acı Tütün isimli eserini de beni oynatmak istediler. Bunu orada mı? Da erkek kardeşim geldi. Abla ya dedi.
burada bir laf çıkar, bavulumuzu toplayıp nereye gidelim dedi. Git Almanya'da çevir, burada gelsin oynasın. O zaten pek gönüllü de değildim ama dedim kardeşim, dedi her şeyin var abla, neyin eksik, filmi ne yapacaksın? Bıraktım geldim. Yani o kadar çok istemenize rağmen bir türlü bir film nasip olmadı. Yok ben istemedim de inanın. İstemiyor yani musun? Yani çok yok hayır, istesem yapardım zaten. İstesem yapardım. Şimdi ben, bana gelen teklifler hiçbir sanatçıya gelmemiştir. Bakın TRT buraya ilk TRT açıldığında bizim eve röportaja geldiler. Daha sonra Hamburg'a geldiler. Çağırdılar, gitmedim mesela. İzzet Altınmeşe demiştir ki TRT'yi reddeden bir sanatçı, bir seni gördüm abla. Böyle demişti bana. Şimdi esas teklif bana Süddeutsche Fernsehen'den geldi. Ben bugün yani dünya çapında bir sanatçı olabilirdim ben. Orada da Yılmaz Bey'in kaprisi. SVF'den geldi. Niçin? Siz şimdi o kadar ünlü olursanız beni bırakırsınız mı diye şey yaptım. Yok yani şöyle oraya geleyim. Yok öyle de düşünüldü. Şimdi bu her Kamin'le bu saman yolunu aranje eden Bey evet. Kamin. Şimdi bu Ferdi Klein'le de bu yapımları falan yaptık. Benim fotoğrafçım Frau Travinsky'ydi. Alman, bütün Alman sanatçıların resmini çeken. O bahsetmiş. Neyse her Kamin'le oturduk, sesimi dinledi. O da gitmiş ikinci programın o günkü bir yönetmeniydi. İsmini hatırlayamıyorum ama. Şimdi biz her Kamin'le bir, ben İstanbul dedim, o İzmir diye bir eser yapalım Almanca dedi. Evet. İngilizce, Almanca. Ha, şimdi oraya geleceğim. Yüksel Özkasap İngilizce sözlerle disco türü plak yapacak. İşte o dönem. O dönem mi bu? O dönem. Şimdi hazırlandık. İzmir diye bir eser yapıldı. Almancası, İngilizcesi yazıldı, çizildi, hazırlandı. O ikinci programın o günkü o şey pop ne hit parade programlarını yapan evet. Şey yönetmenlerin çok tanınmış biriydi. O Kamin'le bizim eve geldi. Beni gördü işte, koyduk biraz plakları dinledi falan. Sesimi Aleksandra'nın sesine biraz, bir sanatçıları vardı bunların, Aleksandra. Evet, evet, evet. O biraz. Neyse dedi ki ses çok güzel. Ben de o zaman çok gençtim daha tabii. Böyle ihtiyarlamamıştım daha. Ondan sonra... Estağfurullah siz hala. Ondan sonra şimdi dedi ki hemen ben yapımı yapın. Ben kendi programıma bunu satın alacağım. Böyle de anlaştık. Yalnız dedi, Hamburg'dan çağırdıysam Hamburg'a, Berlin'den çağırsam Berlin'e gelecek dedi. Orada Yılmaz Bey, onlar gittikten sonra dedi ki, bu olmaz. Ben dedi iş adamıyım, senin peşin, senden hep gelip gidemem. Sen de yalnız bırakamam. Yuvamız yıkılır dedi. Aynen böyle konuştuk. Yuvamız yıkılır. Yani boş ver dedi. Firman önünde ne istiyorsan yap. Yani 40 tane saz çıkarmak isterdi Yılmaz Bey bana. Yok derdim, şu kadar olsun. Ben yani hakikaten ben çok, benim yerimde bir başka sanatçı olsaydı ya da başka birisi benim yerimde olsaydı herhalde Yılmaz Bey de delirirdi. Türkülerimizi İngilizce okuyor. İşte onu orada öyle noktaladık. İçinizde bir ukde kaldı yani. Ukde kalmadı ama yani... Yani ben eminim ki Almanya'da çok güzel bir yere gelirdim. Sesim vardı çünkü. Güzel bir sesim vardı. Çok ilginç ya. Sizin gerçekten bu fotoğraflara baktıkça sanki bir film şeridi gibi. Gurbetçi, gurbette dert çekiyor. Değil mi? İşte o manşetleri de o günkü gazeteciler atıyor. Ben attırmıyorum. Ama yani, ilginç olan bir şey aslında sizin, tam da ben gurbetçiyi kapatıyorum galiba şu anda. Sizin gerçekten bu küpürlerinizden ciddi bir şekilde 40 yıllık, 45 yıllık göçün, gurbet göçünün de hikayesi anlatılabilir aslında. Şimdi tabii yani burada esasında geçen de başka bir televizyonda yaptılar onu. Bunu özellikle yapalım. Yani benim söylediğim çok ciddi bir şekilde bir belgesel. Asocal imparatorluk kurdu diyor. 4,5 milyon plak satmışsınız bu habere. Doğru. Belki daha fazladır. Bu habere göre. Belki daha da fazladır yani. O zaman tabii, o zamanki rakamlar. Yüksel Özkasap'ın eski kasetlerimin ekonomi. Yani mevcut kasetlerimin toplamı bir yılda 500 bin satıyordu. Peki yavaş yavaş sonuna geliyoruz.
Çünkü gerçekten o kadar çok ve o kadar ilginç hikayeler var ki bunların aslında benim anladığım kadarıyla... Bir de bu var, bakın. Bu da çok önemlidir. Peki, son olarak bunu da... bunu ben okumayayım, bunu seyircilerimiz kendisi okusun. Eğer görebiliyorsak. Demek o da sizi, saklambaç mı, kelebek mi birisiydi, bir gazeteydi hangisi? Liz Taylor'ı benzetiyorlar. Rakip. Rakip gösteriyorlar size. Gözlerimizi benzetiyorlar. Ama fotoğraflar da uymuş. Evet. Onu kim, Meftun Bey mi birisi yapmıştı öyle ama bilmiyorum. Aslında gerçekten Avrupa'da, hadi şeyi diyelim, SVF'in önerisini Yılmaz Bey karşı çıktı, anladık ama Avrupa'da ya da Amerika'da olsaydınız siz, şimdi Liz Taylor'dan çıktı da kesinlikle çok ciddi bir şekilde bir film starı da olabilirdiniz. Belki bizim kültürümüzün bu muhafazakar yönlerimiz de bizi birçok yönüyle etkiliyor, engelliyor mu? Şimdi film, benim şöyle bir yapım vardır. Yani mesela çok iyi bilmediğim bir yemeği pişirmeye kalkmam. Yani tabii ki, yani bugün hoş bizde film çevirenlerin hangisi tiyatrodan mezun? Hayır, hayır şey... Ya yani yapabilir miydim? Yani şimdi rol, o rolü yapmak ayrı bir şey, bilemiyorum. Bir rolde öyle iyi oynayabilir miyim onu bilmiyorum. Yapmak isterdiniz ama, bir denemek isterdiniz. Hiç, yani... Şimdi benim önüme öyle çok şeyler... Yok, ben şöyle... Geç kalmış da ben bazı şeylere aslında çok değer veren bir insanım. Ailemi üzmek istemedim. Ben Yılmaz Bey'i hiçbir zaman çiğnemedim. Mesela o çok kapris yapmıştır, ben yapmadım. Yani hep onu kolladım, korudum. Daima onun arkasında bir kale gibi oldum. Çok zor zorluklarla karşı karşıya geldiğimiz zamanlarda... Benim anneannem Büyük Başiret'in kızıdır, pilotludur. Yani böyle anneannemden aldığım böyle bazı şeylerim vardır. Böyle bir kale gibi arkasına geçmişimdir Yılmaz Bey'in, ailemin. Orada yani onu üzmek istemedim bazı şeylerde. Yoksa ki ben hiç kimseyi dinlemem. Bir şeyi yapmak istersem onu mutlaka yaparım. Mutlaka. Bazen de böyle bazı dönemler yaşamışımdır. Böyle beni çok yıpratan, çok yoran, böyle privat olaylar yaşamışımdır. O olaylarda da böyle zaten ben iki kez ara verdim mesela. Birinde 10 sene ara verdim. Arif Sağ'ı araya koydular. Çınar Oteli'nde Arif Sağ geldi. İşte kimin bacısı, kimin nesi, işte bilmem ne, alttan üstten girdi. Herkes yeniden girdim. Bu son dönüşüm de Fehmi Günaydın. Ben bırakmıştım işi. Yani müziği ben bıraktım. Biliyorsun bir Amerika'ya tam gitmek üzereydik. Aslında günahı bizim diyecektim ama demek ki Fehmi Günaydın. Yok. Plaklara tekrar... Yani televizyon olayı siz daha sonradan... Tekrar bir plak yaptırdı bana. Hmm. Ben yapmak istemiyordum. Abla abla ya işte bak şu böyle, o böyle. Hadi dedim bir tane daha yapalım. Yaptık bir tane daha. Mesela kardeşlerim onu... Firma boş kalıyordu. Kardeşlerim onu dürtüyorlardı herhalde. Sen işte şey yaptı bir şey... Öyle tekrar bir dönüş yaptım. İşte mesela sizinle olan işimiz. Biliyorsunuz biz Amerika'ya gidiyorduk. Çok bir ters bir durum, aksilik bir durum oldu. Biletleri iade ettik. O işte kısmet burasıymış. Ondan sonra madem buradayım niye boş oturayım, en azından boş oturmayayım dedim. Ama yani bazı şeyler gerçekten kader. Yani... İşte diyorum şans. Ben onu diyorum yani. Mesela Almanya'ya ben geleceğim, sanatçı olacağım deseler inanmazdım. Hiç mümkün değil. Hele bir firma kuracağım. Mesela Zeki Müren'in şarkılarını, Zeki Müren'i görmek için ben Ankara'dayken Gençlik Parkı'na o kadar sık giderdik ki hep Zeki Müren'i bir defa gördüm. Hiç görmedim. Burada da bizim sanatçımızı bir defa gördüm. Bir kokteylde beraber olduk. Şimdi Zeki Müren'in bir gün benim sanatçım olacağını söyleselerdi ben hiç inanabilir miyim şu kadarcık çocuk? Tabii bazı yani, şeyler... Yani tesadüfler. Tesadüfler bazı, şeyler. Neler olabiliyor insan? Kader. Bildiğim bir şey var. Çok kısmetli bir insanım. Gerçekten. Ne çok, güzel. Çok, bunu, evet. Bunu söyleyebilmek... Evet, çok kısmetli. Girdiğim yere de bereket götürürüm. Böyle bir... gerçekten. Yılmaz Bey de buna inanır.
Bazı böyle bir işler yaptığı zaman ilk beni sokardı araya. Böyle. İlginç ama bazı şeyler öyle olur. Mesela bir alışveriş mağazasına girdiğimde ben, özellikle biz girdiğimizde bomboşken herkes toplanır oraya. Ya da bir kafe bomboş olur. Biz oturduğumuzda hep dolar birdenbire. İlginç i̇şte, tabii, şeyler. Demek ki kısmetli insanlar mı, yoksa birilerini gördüğü için sürekli girdiği için mi oluyor? Yani bir ben kısmete inanırım. Ben kısmete inanırım. Kadere inanırım. Yani şansa inanırım. Yani inançlı bir insanım. İnanırım ben. Ben inanırım yani. Uğurlu, uğursuz insan. Böyle şeylere de çok inanırım. Bazı insanlar takmışımdır mesela, onun yanında böyle çok özel, böyle güzel bir şey gördüm, başıma bir iş geleceğini düşünürüm ve gelir. 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 Düşündüğünüz için gelir. Evet, tabii. Bilmiyorum artık, bilemiyorum. Peki, Köln Bülbülü'den memnun musunuz şu anda, müzikten? Çünkü başka bir şey soracağım da aslında. Sabahtan beri sorayım mı, şimdi sormayayım mı diye zaten yani tutuyorum. Almanya'da ben sanatçı olarak faaliyette bulunmasaydım ben Almanya'da yaşayamazdım, kalamazdım. Mutlaka Türkiye'ye dönerdim. Bu benim en büyük meşgalem oldu yani yaşamımda. Severek yaptığım bir iş oldu. Yaşamımın çok, yani şöyle bir malzemeye bakın, çok büyük bir bölümünü aldı benim sanatım. Peki, en önemli soru, çok soru geliyor, çok izleyicilerden geliyor. Çünkü özellikle sizin canlı söylemenizi istiyorlar. Niye canlı söylemiyorsunuz? Canlı söylüyorum. Şimdi bizim bir defa canlı okuyorum. Hayır, siz tamam, playback'i siz başlattınız ama artık dönem bütün televizyon, değişti. Bütün televizyonlarda playback okuyor. Artık sahnelerde playback okunuyor. Evet evet ama... Sahnelerde artık hep playback okuyorlar. Ama son dönemlerde şimdi bunun nedeni şu. Şimdi bizim Şükrü hocamızın dışında, Şükrü hoca çok büyük bir hoca, büyük bir usta hoca, notis yani repertuar olan birden. Sazlardan bahsediyorsunuz. Saz heyetimiz zayıf. Güçlü olması çok lazım. Zayıf. Şimdi saz heyetimiz şöyle, kasetlerde 40 kişiyle okuyoruz. Bir sound var, şey var. Saz heyet, bir tek sazla ben değiş okumuyorum ki. Büyük eserler okuyorum. Mesela Abdullah Yüce'den bir eser okudum en son programda. Yalnız bir hayır, tek sazlı olmaz ki. Hayır, ben rica edeceğim de programı bir canlı bir 3-4 dizelik bir parçayla bitirelim. Ben okuyayım istiyorsan. Evet. Ne okuyayım? Ne istiyorsanız. Yani özellikle de sizi çok etkilemiş bir parça. Herkesi soruyorum ben bunu ama sizi sorayım mı sormayayım diye çok yok düşündüm. Yok canım, sorabilirsiniz. Okuyayım. Yani ben bütün eserlerimi onunla da severim, çıkış yapalım. Ben siz okurken resmi getirmiş olayım hem de. İyi. Buyurun. Gülüm beni terk edecek, hasret ile öldürecek. Gülüm beni terk edecek, hasret ile öldürecek. Ben Gülüm'den ayrılırsam kim kalbimi güldürecek? Kim kalbimi güldürecek? Hele Gülüm, oy oy Gülüm, küçücüksün sen baygınım. Hasretinle verem oldum, gel beni kadre koy Gülüm. Evet, çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten sizden canlı bir ses, ben teşekkür ederim. Bir parça duymak. Ben de bundan sonra daha çok canlılara yer vereyim. Artık değişler okuyayım bari. Hayır, ben bu 3-4 dizeyi sizden almak için aslında o soruyu sordum daha çok. Ama aslında iyi de oldu. Belki bundan sonra gerçekten programlardaki performansı sizin, çünkü sesinizi, şu anki sesinizi, yankısı, derinliği, daha çok tabii birikimi çok çok önemli. İnsanlar bunu istiyorlar, özlüyorlar. Tabii ki o ses, sazlardaki, o kasetlerdeki sesler bizleri geçmişi hatırlatıyor ama şu anki sizin sesinizi duymak belki bir hasret. O zaman ben de Türk Show'un sahiplerinden
Yani bir ricada bulunayım. Bize şöyle daha zengin bir saz heyeti lütfetsinler. Ben size yeni dönemde çok İnşallah. Daha güzel bir stüdyo İnşallah. Sözü veriyorum. İnşallah. Ama yine Şükrü Hoca çok olsun. Çok çok güzel bir stüdyo. İnşallah. Belki tahmin ediyorum. Olmayacak. İnşallah. Peki nasıl buldunuz? Çok güzel. Hatice Hanım'ın ellerine sağlık. Sayın Hatice Balaban hanımefendinin. Bizim gizemli ilk kez, ressamımız. İlk kez bir Türk ressamı resmimi yaptı. Bu dördüncü tablom. Dördüncü. İkinci portrem. Daha önce İtalyan profesörler yapmıştı. Aa, evet onları gösterecektik evet. Ama artık neyse biz canlı şeyden. Geliyorlar. O çok röportajlarda bizim evde yapılanlarda gördüler. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir programda beni konuk aldığınız için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Peki arkadaşlar eğer potreye gelebilirlerse biz de size çok çok teşekkür ederiz. Bundan sonra birlikte yapacağımız birçok çalışmada ve müzik çalışmalarınızda başarılar. Belki belgeseller ve filmler dünyasına da adım atmış olabilirsiniz. Hiçbir zaman geç olmuş. Sonra bilmiyorum ama kısmet tabii bilemiyorum. Bilemem kısmet. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir potreler programında yeniden birlikte olmak dileğiyle iyi akşamlar efendim.